Adım Çağrı İnceoğlu. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde öğretim üyesiyim. İzmir'de Yerel Televizyon Yayıncılığı başlıklı bilimsel araştırma projesinin de koordinatörlüğünü yaptım. Projemizde amaçlanan neydi? İzmir'in geçmişten bugüne, 1990'lı yıllardan bugüne yerel televizyonculuk anlamında önemli bir geçmişi, potansiyeli var. Ve bunun açığa çıkarılması, bu tarihin çalışılması, bu tarihte neler olduğunun ortaya çıkarılması için bir proje başlatmaya karar verdik. Proje ortaya çıkarken aslında biz böyle bir şeyin çoktan yapılmış olabileceğini düşünmüştük. Fakat araştırdığımız zaman fark ettik ki hiç kimse bu konuya değinmemiş. Ve 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda yerel televizyona, yerel özel televizyon kanalına ev sahipliği yapmış olan Türkiye'nin 3. metropolünün İzmir'in böyle bir eksikliği olduğunu fark ettiğimiz zaman İletişim Fakültesi akademisyenleri olarak bu konuya el atmak istedik ve bu konuyu araştırdık. Nasıl bir yöntem izledik? İzlediğimiz daha çok sözlü tarih yöntemiydi. Sözlü tarih çalışmaları yaptık ve 30'a yakın medya çalışanıyla, yerel medya çalışanıyla söyleşiler gerçekleştirdik bir saate aşkın. Ve 30 saate aşkın bir kayıt yapma imkanımız oldu. Ve insanlardan, çalışanlardan, eski medya profesyonellerinden, kimi hala bu meslekte çalışan, kimisi zamanında çalışmış 90'lı yıllardan bu yıllara kadar, insanlardan deneyimlerini, nasıl bir ortamda çalıştıklarını, habercilik deneyimlerini, program yapımcılığı deneyimlerini, bu kanallarda kaç kişi çalışıyordu, kaç tane kanal vardı İzmir'de, kaç kişi çalışıyordu, nasıl bir çalışma ortamı vardı, nasıl bir iş akışı vardı, hangi programlar yapılıyordu gibi, yerel yönetimlerle ilişkileri nasıldı, merkezi yönetimle ilişkileri nasıldı, ekonomik durumları nasıldı, teknik altyapıları nasıldı, bütün bu sorulara cevap aramak için yola çıktık ve çok miktarda, önemli miktarda veri topladık. Ve bu verilerin sonucunda da elde ettiğimiz bu verilerin sağladığı imkanlarla da bir takım yayınlar yaptık. Yurt dışında konferanslarda, yurt içinde yurt dışında konferanslarda sunduk bunları. Kitap bölümü çıkardık, kitap bölümü yazdık ve bir makale hazırladık. Makale yayınladık bununla ilgili olarak. Böylece İzmir'in yerel televizyon yayıncılığının farklı boyutlarına değinen, bütün tamamını kapsayan, bir taraftan da farklı boyutlarına değinen yayınlar ortaya çıkarmış olduk. Medya çalışanlarına bizlere vermiş oldukları destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sağladıkları malzeme, sözlü tarih kayıtları geleceğe aktarılacak ve bundan sonraki kuşakların da faydalanabileceği bir veri havuzu sağlayacak medya tarihi açısından. Yerel medya tarihinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü. Proje Destek Ofisi'ne de sağladığı imkanlardan ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz ve Yaşar Üniversitesi tabii ki projemize destek olduğu için böyle bir projeyi hayata geçirme fırsatı bulduğumuz için ayrı ayrı Proje Destek Komisyonu'na ve Proje Destek Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz.